Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. 3'te yayınlanan arkadaşlar, branş denemesinden soru var. Arkadaşlar bu denemeleri çok beğendim. Biz öğrencilerimizle çözdük bunları kursta. Tavsiye ediyorum. Orta ve üzeri sorular var. Eğer deneme ihtiyacınız varsa arkadaşlar, rahatlıkla alıp çözebilirsiniz. Ekoloji ile ilgili bir soru var, kaynak paylaşımı ile ilgili. Belli bir yaşam kaynağı için diyor, aynı veya farklı türden bireyler diyor, arasında gerçekten mücadele rekabet diyoruz. Bakın aynı tür olursa zaten ne olur bu? Tür içi rekabet olur. Tür içi rekabet. Farklı türden olursa ne olur bu sefer? Türler arası rekabet olur değil mi? Türler arası rekabet olur. Rekabette diyor canlının sınırlı kaynaklara erişimin engellenmesi. Yani bir canlı kaynaklardan faydalanamayabilir. Ve kaynak paylaşımı şeklinde iki mekanizma var. Ya da mevcut kaynak arkadaşlar canlılar arasında paylaşılabilir. Buna göre diyor hangileri türler arası kaynak paylaşımı mekanizmasına örnek gösterilebilir. Aynı tip habitatta bulunan ve aynı tip besinde beslenen diyor çöl karıncalarının bal küpü karınca yuvalarının girişini küçük taşlarla kapatıp onların besinlere ulaşmasını önlemeleri. Ha, bu neye örnek arkadaşlar? Kaynaklara erişimin engellenmesine örnek. Kaynaklara erişimin engellenmesi. Kaynak erişiminin engellenmesine örnek. Bunu almıyoruz. Bize kaynak paylaşımı diyor. Aynı habitatta yaşayan ve aynı besin kaynaklarını kullanan iki fare türünden kahire dikenli farelerin gece, altın dikenli farelerin de gün boyu. Yani biri gündüz biri gece avlanıyor. İşte bu ne oluyor arkadaşlar? Kaynağı paylaşmak oluyor. Aynı habitatta yaşayan ve çiçeklerden bal özü toplamaya adapte olmuş iki yaban arası türünden uzun hortumlu olanların uzun taç yapak çiçeklerden, kısa hortumlu olanların ise kısa taç yapak çiçeklerden bal özü toplamaları. Bu da ne oldu bakın? Çiçekler arkadaşlar aralarında paylaşılmış oldu. Bu da nedir? Kaynak paylaşımına örnek verilebilir. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.